Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Öksürük otu veya Latince adıyla Tussilago farfara, papatyagiller yani Asteraceae ailesinden kendi türünün tek örneği olan kıyıya yakın nemli topraklarda ve yol kenarlarında gruplar halinde rastlanabilen çok yıllık bir yabani bitkidir. Latince adı olan Tussilago, öksürük önleyici anlamına geliyor. Öksürük otu adı üstünde insanlık tarihi boyunca solunum hastalıkları için ilaç yapımında kullanılmıştır. Diğer yandan ezilen çiçekleri deri hastalıkları için kullanıldığı gibi bitkinin taze yaprak ve tomurcukları yiyecek olarak da tüketilmiştir. Türkiye'nin doğusu dışında hemen hemen tüm bölgelerde görülebilir. Fakat bitkinin hamilelerden bebeklere geçen ve karaciğere zarar veren alkaloidler içerdiği tespit edildiği için hamilelerin kullanımında temkinli olması önerilir. Kara hindibayı andırsa da ondan erken çiçeklenir ve çiçekleri de arıların tercih ettiği çiçeklerin başında gelir. İlkbaharda erken davranıp hızlı büyüyen öksürük otu tohumlarını da en geç Mayıs gibi olgunlaştırır. Bu nedenle de istilacı bir bitki olarak kabul edilir. Öte yandan yayılıcı kök sistemi nedeniyle yol ve kıyı kenarlarındaki toprağı sabitlemek için kullanıldığı da oluyormuş. Öksürük otu bir kere ekildiğinde pek fazla bakıma da ihtiyaç duymayan bir bitkidir. Bahçenizde yetiştirmek isterseniz yayılıcı olmaları nedeniyle bitkinin yaşam alanını toprağa gömülü saksı kullanarak sınırlandırmanız ve tohum oluşturmadan kuruyan çiçeklerini toplamanız gerekebilir. Bitkinin kuru yaprakları çıra olarak kullanılabildiği gibi komposta eklemek için değerli bir malzeme olarak kabul edilir. Bu arada gerçek çıra, göknar, ladin, servi ve çam ağaçlarının yaralanan kambiyum dokularının reçineyle dolması sonucu oluşan bir doğal maddedir. Paskalya'da Bavyeralı köylüler topladıkları öksürük otlarından çelenkler yaparak bunları yaktıkları şenlik ateşlerine atarlarmış. Paskalya zamanı yakılan şenlik ateşinin bütün kötü ruhları kaçırdığına inanılırmış. Öksürük otu, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'le ilişkilendirilen bitkilerdendir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.